Yani Gezi'ye benzer. Şöyle demek lazım. Siz Boğaziçi'ndeki olayları bir rektör ataması mı sandınız? Hani yoksa siz Boğaziçi'nde bir rektör meselesi mi var zannettiniz? Daha fazlası var. Bunun zamanlaması, böyle bir zemin oluştu. Ya Boğaziçi'nde siz böyle bir zemin oluşturduğunuzu varsayalım. Eleştirimiz ne olacak? Bu olmadı. Bu atama buna zemin oluşturdu. Olay olmayacak mı? Hayır. Başka bir şeyi vesile kılacaklar. Kendileri tahrik edecekler. Hatta kendileri bir şey yaparlar. Suçunu başka yere de yıkabilirler. Çünkü özellikle Biden'ın muhalefete destek vereceğiz dedikten sonra biz buradayız, buradaysa gördüm falan diye birileri el salladı. Ama bunların Türkiye'de bir zemin bulup hani onların istediği seviyeye gelmesi ihtimali var mı? Yani her yaptıkları kamuoyu hareket oluşturulabilir ama işte Başkan Erdoğan'ın tırnak içinde söylüyorum işine yarıyor. Her türlü hareket. Yani her iki taraftan gelen bir takım olaylar karşı tarafın işine yarıyor. Onu yani tek her iki taraf ya, ama lazım. Genelde çünkü oradan geliyor. İlla da Tayyip Erdoğan öyle değil. Yani, o tabanın aslında hassasiyetleri açısından bakarsanız bir ne bileyim işte topluca başörtülerin Anıtkabir'e gitmesi de senin kendi tabanında başka yani, yerlere yarıyor. Ya da bana açtığın davada. Şimdi kimin nereden nasıl yararlandığına bakmak gerekir. Çıkıyor adam sözde Cumhurbaşkanı diyor. Ha tamam. Yani şimdi bak, CHP'li mütedeyyin bir insan bile bu nasıl bir laf ya diyor. Sözde ana muhalefet partisi başkanı, yani sözde milliyetçi hani bir, bu iş nereden başladı? Nerede? Sözde özde. Yaşar Büyükanıt'tan. Sözde değilse özde savcılar istiyoruz. O zaman birileri Cumhurbaşkanı istiyoruz. Format aynı formatı kullanarak cümle kuruyor. Yani bunu sözde sanatçı diyebilirsin, özde sanatçı diyebilirsin. Herkes birbirini aşağılamak için, belden aşağı vuruş için fırsat kolluyor.